Merhaba, bir kez daha birlikteyiz. Kitabın ortasıyla bir kez daha gözlerinize bakıyorum. Bugün belleğimde iz bırakan kitap olarak Ernesto Sabato'nun Tünel isimli kitabını seçtim. Arjantinli bir yazar Ernesto Sabato. Ernesto Sabato'nun Tüneli. Okumanızı öneriyorum ve belleğimde iz bırakan kitaplardan biri bu. Çünkü insanlar çok az kitapla böyle yakın ilişkiler kurar. Sizin de kuracağınızı düşünüyorum. Belleğimde kitap olarak Tüneli öneriyorum. Geldik kitaplığımızdaki sahaf kısmına. Bu bölümde özellikle seçtiğim bir kitap benim gençliğimin bir kitabı. Gençken aldım, gençken okudum. Bende izler bırakan yaşantı sanat kitaplarının bastığı Mayakovski'nin Şiir Nasıl Yazılır isimli kitabı. Öyküyle başlamak istiyorum. Ve bu haftanın şairi olarak da Cengiz Sinan Çelik'in bir şiirini okumak istiyorum. Sinera Lorin isimli şiirinden bir bölüm seçtim çünkü uzun bir şiir. Bir zaman evelin, ahirin diliydim ben. Merhamet ağacının meyvesi gibi doyurgan ve erdemli, yağmalanmamış hazlara şehvetle dalganan vücutlar gibi üryan ve bakirdi cismim. Cennet tapınağında ipil ipildi terli kısraklar, tanrıçalar ihya olmuşlara iştah kabartan nektarlar sunardı.